Bir Türk teknoloji şirketi Samsun'da elektrikli araç üretiyor. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Konuğumuz Radio Teknoloji kurucu ortağı ve CEO'su Uygar Bey. Konumuz da yerli %100 elektrikli araç ReFancy. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik Samsun'a. Yağmurlu bir hava. Az önce lansman da bitti. Nasıldı? Nasıl geçti sizce? Güzeldi. Tabii lansmandan bize kalan gençler iyi eğlendi gibi evet, geldi. Evet. Ekip iyi eğlendi. Emlisa. Evet, araba şarkısı. Onu bulduğumuz iyi oldu. Şimdi soruyorlar tekrar ne zaman olacak falan diye. O iyiydi. Bir de tabii rektörün falan konuşmaları güzeldi. Tabii ilk o 100 adetin 14 dakikada satılması, 8 dakika sitenin çökmesi falan. Hani hayalini kurduğumuz ama olunca böyle iyi hadi bu oldu. Şimdi bir sonraki... Aslında şimdi daha da zor ama bir yandan da daha da motive bir süreç başlayacak. Tabii. Bizde maçlar bitmez zaten. Doğru. Sonuçta burası Karadeniz. Maçlar bitmiyor burada. İlk soruyla başlayalım o zaman. Şimdi Reader çok uzun süredir zaten hayatımızda telefonları, tabletleri bildiğimiz, güvendiğimiz bir teknoloji şirketi. Ama bugün artık elektrikli araç üretiyor. Neden ReFancy, yani elektrikli araba üretme fikri nereden doğdu? Ne kadar stratejik, ne kadar sezgisel? Şimdi şöyle, Reader'ın üst yönetiminde 17 kişiyiz. Bunların çoğu ya Boğaziçi mezunu ya Koç mezunu. Aralarında Harvard mezunu da var. UCLA mezunu da var. Dolayısıyla aslında ciddi bir orada... bir beyin gücü var. Bizim yaptığımız her şey Türkiye'nin ihtiyacından dolayı ve dünyanın girişimcilik gerçeklerinden dolayı sezgisel ama aynı zamanda da çok ciddi bir düşünce var, bir kafa yorma var arkasında. REEV nereden geliyor? Şuradan geliyor. Biz ürün gruplarımızı üçe ayırdık. IoT, EV ve CE diye. İşte CE, Consumer Electronics, tüketici elektroniği. Ondan sonra orada işte telefondu, televizyondu, her şey var. IoT, Internet of Things. Orada tabii şeye bakıyoruz. İnsan datasını gönderilen cloud da bağlanıp o datayla insanların hayatını zenginleştirme, kolaylaştırma şeyi. İşte akıllı saatler, bileklikler vesaire burada. Bir de EV, Electric Vehicle. Bizim için aslında yeni bir şey değil. Biz ilk robot süpürgeyi 5 sene önce üretmiştik. Bizim için o da bir Electric Vehicle ama daha küçük bir hali. Prensipleri aynı. İşte bir tane elektronik devre, bir motor, bir batarya ve tekerlekleri olan bir şey. Dolayısıyla EV bizim skopumuzda olan bir şeydi. Ama tabii elektrikli araç deyince bizim ülkemizde otomotiv çok büyük bir hayatın gerçeği olduğu için hani baktığında bugün Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduktan sonra zenginleşen bütün aileleri bu parayı, bu sermayeyi otomotivle sağlamışlar. İşte kimisi Japonlarla ortaklık yapmış, kimisi Amerikalılarla yapmış, kimisi Almanlarla yapmış, neyse. Türkiye'de otomotiv deyince televizyon gibi bir şey, televizyona çıkmak gibi bir şey. Otomotiv üretiyorum çok büyük bir şey ama biz ona öyle bakmadık, yani bakmıyoruz da. Bizim için o elektrik vehicle zaten ilk REEV mailine ben baktığım zaman kendi maillerimde bundan 8 sene önce falan atmışım. O zaman skuterler falan varken ilk bakmaya başladık. Tabii bizim için buradaki en büyük challenge REEV, yani elektrik vehicle dediğin zaman batarya, motor, teker üçünün ilişkisi ve o ilişkiyi yönetirken çıkabilecek aksaklıklar. Zaten hani şu anda yaklaşık 5 yıldır elektrikli araç kendim kullanıyorum. 100 bin kilometrenin üzerinde kilometre yapmışımdır. Olay tamamen batarya. Yani şu an herhalde birisi çıkıp 5 bin kilometre menzili olan bir elektrikli araba yapsa bir dönem kapanır, yeni bir dönem başlar dünya için. Dolayısıyla o bütün hikaye orada. Biz de oraya odaklanarak girdik. Ama tabii bizim en büyük imtihanımız şuydu. Yerli marka olmak bulunduğun yerde en zor şey. Yani ben çok sık Los Angeles'a gidiyorum. Los Angeles'ta Tesla'yı kimse beğenmez mesela. Biner de beğenmez çünkü oranın markası o. O zaman herkes kendi, yani kendi üreticisine trip atıyor gibi bir durum var. Yani öyle bir şey çünkü senden biri ya, pek bir şey yerine koymuyorsun onu. Anladım. Uzaktan olunca daha bir hoş geliyor. Öyledir, egzotik gelir zaten. Dolayısıyla bizim yapacağımız aracın tipi çok önemliydi. O orada bir imtihanımız vardı. O imtihanı yani tabii çok gözüm alıştı ama şu anda hani aldığım feedbackler, bu ilk satıştaki aldığımız feedback, insanların yorumları olumlu. Tabii şimdi biz bu işi yapanlar olarak baktığımız parametrelerle insanların baktığı parametreler farklı. Dünyanın en kolay şeyi git Çin'e bir tane üretici bul. Adamlar milyonlarca araç üretiyor. Bir tane arabayı getir burada onunla birlikte üret. Onu herkes yapar ya. Ama kendi konseptini yaratıp kendi o alt parametrelerinle bu işe girdiğin zaman zaten biz bunu tablette de böyle yaptık. Alt segmentten girmen lazım. Bizim ilk telefon üretimimiz tuşlu telefon.
Yani şu anda 3 ay sonra çıkacak telefonumuz 50 bin lira. Şimdi oradan buraya gelene kadar tabii ekosistemi tanıyorsun, müşteriyi tanıyorsun, pazarı tanıyorsun. Bunların hepsini tanıyarak gelmen lazım. Biz 50 bin liralık telefondan çıksaydık şu an kapalı bir dükkanımız vardı. Çıkamazdık işin içinden. Dolayısıyla yani dedim en başta söylediğim sezgisel mi, rasyonel mi? Çok fazla parametre var. Çoğu sezgisel olmak zorunda kalıyor sonunda. Ama başında çok düşünerek yapılan işler bunlar. Bir feedback de ben vereyim tasarıma. Hemen dikkat kesildi Uygar. Dikkat kesildi, nefesimi tuttum. Retro çizgileri sevdim. O çok hoşuma gitti. Böyle bir zamansızlık yaratmış. Yani bir 10 yıl sonra da bence o tasarımın bir karşılığı olur. Amin. Tahta zaten. O zaman hemen sorayım. Kısa bir soru ama uzun bir cevap gelebilir burada. ReFancy pazarda farklı kılacak şey ne olacak? Bize ne vaat ediyor ReFancy? Bu pazarda bizim ReFancy ile yapmak istediğimiz tek şey gerçekten şu anda gençler ama belki de yaşlılar. Onlar da var çünkü. Pratik bir şekilde bir yerden bir yere özgürce binip gidebilsinler. Yani bir problem yaşadıkları zaman biz arkasında duruyor olalım. Ürünle problem yaşanmasın ve onlar da konforlu bir deneyim yaşasınlar. Yani mobiliteyi gerçekten özgür bir hale getirmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Sunduğumuz teklifle de bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Ama bunu yüz binler talep ettiğinde yüz binlere sunamadıktan sonra o zaman bir şey yapmadık deriz. Onu da yaptığımız zaman o zaman tamam bu iş bitti. Biz hedefimize ulaştık deriz. Anladım, gayet iyi anladım. Yani o pratiklik ve ekonomi size özgürlük sağlayacak ve erişilebilir bir teknoloji aynen verecek aslında. Evet. Şimdi ReFancy L6 tipi araç segmentinde değil mi? Şunu merak ettim. L6 tipi araç kullanan bir sürücünün hayatında ne değişir? Yani neleri değiştireceğiz? Reader neleri hedefledi? Bir kere bir radarda ceza yemez. 45 kilometre azami hızı var değil mi? 45 kilometre azami hızı var. O değişir. Onun dışında tabii çok uygun fiyatlı bir seyahat. Bir telaşım, bir acelem bir yere gitme diye bir şeyim yoksa otururum püfür püfür giderim. Mesela bundan 15 yıl önce kayak tatiline gittiğimizde otelde saat 5'te çay saati olur. Kurabiye falan filan gelir. Millet elinde laptop takılıyor olurdu. Ben şimdi onu gördüğümde de şey diyordum. Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Yani millet tatile gelmiş çay saatinde koca laptopla milletle haberleşme. Yani böyle bir haberleşme modeli olamaz. Bu çağ dışı diyordum. O anki duygularımla şu anki duygularım karbon kopya aynı. Ben bu dünyanın böyle olacağını kesinlikle ihtimal vermiyorum. Daha pratik, daha özgürleştirici bir noktaya. Tabii ki yani lazım. Sonuçta şimdi şu olsa bana deseler ki ya şunu veriyoruz sana. Bu 80-90 gidiyor. Sen kullanmayacaksın ama şoför de olmayacak. O zaman derim ki buyurun anahtarı güle güle. Bana, zaman kazandırması için. Evet. Yani. Bana göre insanın yaratıcılığı en çok feda ettiği zamanlarda var. Yani bizim bu arabaya binip bir yerden bir yere gittiğimiz ya da otobüse binip bir yerden bir yere gittiğimiz zamanlar var ya, gözden çıkardığımız zamanlar. Aslında o zamanlarda o kadar çok yaratıcılık kitli ki. Yani o mesela Steve Jobs'un Apple'ı anlatırken anlatımı neydi? Ben size yaratıcılığı tuvalette bile vereceğim. Tabii tabii. Dedi. Amazon'da Jeff Bezos da zaten bir yolculuk sırasında Amazon'u tasarlıyor ve web siteyi kuruyor. Yani işte bunlar birbirine geçen şeyler. Dolayısıyla bence burada böyle bir şey var. Yani burada kitli bir insanın yaratıcılık gücü ve zekası var. O bir şekilde birisi anahtarı sokup onu açacak. Bu gelecek, geliyor da zaten. Hani neleri değiştirecek hayatımızda? Bence orada insanlığı değiştirecek bir şey saklı. Evet, zaten bir sonraki soruda da bunu söylüyor. Yani bir pop kültür ikonuna dönüşme şansı var mı? Bence var. Çünkü özgürleştirdiği için, pratik ve ekonomik bir model sunduğu için ve sıfır emisyon olduğu için artık yeni dünyada bence L6 sınıfı bence önemli bir aktör olacak. Siz de katılıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Peki bu sınıfı yaygınlaştırmak için bir stratejiniz olacak mı? Şu an erken bir soru bu ama hani insanları teşvik etmek için zaten gerçi diyeceksiniz ki daha ne yapalım hani 280 bin lira ayda 11.250 TL'ye elektrikli araç sahibi olabiliyorlar ama yine de böyle bir hani özellikle gençleri motive etmek için ya da Anadolu'da özellikle yaşlı insanlara daha özgürleştirici model. Şimdi mesela şeyde var yani hani evet teknoloji konuşuyoruz ama simple user dediğimiz noktadan baktığımızda Anadolu'da bir tane teyze, bir tane dede köyde bu aracı istiyor. Bu araca gerek var yani köy minibüsünü mü bekleyecek ya da oğlu gelsin onu alsın oradan oraya mı götürsün ya da İstanbul'da çok karmaşık Eminönü'nü düşünün. Arabayı nereye park edeceksin? Ya da ben perdeciyim şuradan şuraya götüreceğim. Soruma götüreceğim üretim bandım olduğu depomda. Bu araca ihtiyacım var. Ben rakip modeli Etiler'de oturuyorum.
çok görüyorum etilerde. Evet. Ne yaptıklarını da biliyorum yani. Alıyor depodan, store'a götürüyor. Öyle yani. Mi? Tabii tabii. Ha, bunu bilmiyorum. O yüzden bu araçlara ihtiyacımız var ama biraz da yaygınlaştırmak, bir strateji çizmek lazım belki. Onu düşündünüz mü diye merak ettim ama siz ya, daha üretimdesiniz anladığım kadarıyla. Şimdi bizim pozisyonumuzdaki bir firma, sonuçta Reader geçen hafta BIST 50'ye girdi. Yani Türkiye'nin ilk 50 şirketinden biri oldu. Şey, gündem ve LinkedIn'de açısından. O sezgisellik diyoruz ya, bu biraz kader gibi bir şey. Bize yüklenen bir misyon var. Bu misyonu sonuçta toplum yüklüyor. Şimdi Reader misyonu gereği böyle bir ürüne girdiyse zaten bu ürünün bir önü açılacaktır da biz bahaneyiz diye ben görüyorum. Ama tabii ki oradaki stratejide şimdi bizim tek bir derdimiz var. Ürünü bir sunduk, bir talebi aldık. Talep böyle bize bir saldırdı. O taleple beraber şey yapmamız lazım. Bunu bir teslim etmemiz lazım ve yani böyle tetikte beklememiz lazım. Bir şey oldu mu diye arayıp müşteriyi, her şey yolunda. Ama Reader buna alışkın ya. Tabii ki müşteri hizmetleri konusunda. Evet evet. Hayatımız böyle geçiyor ama şu an onu düşünmüyoruz. Ha, bana geçen de dükkandaki arkadaşlarla, ben haftada bir yemek yiyorum falan, bütün Türkiye'deki arkadaşlarla toplanıyoruz. 1000'e yakın öyle çalışanımız var. Şeyi sordular, ne zaman dükkana koyacağız arabayı? Ben dedim ki, benim tahminim dedim, önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde biz ürettiğimiz bir arabayı satamayız dedim. Yani üretmeden satmış oluruz dedim. Ön siparişlerle aslında. Evet, yani dolayısıyla pazarı irdeleyip orada pazarı geliştirecek hamleleri yapmamız bizim direkt olmaz. Ama dolaylı şöyle olur. Muhtemelen o zaten olmuştu. Daha önce mesela tablette yaşamıştık. Samsung çok ciddi yatırım yaptı Türkiye pazarına. Burada çünkü o tip firmalar için aslında onların tabii çok daha geniş bir bilgi dağarcığı ve çok daha geniş bir araştırma geliştirme skopu var. Bu pazarın potansiyel bir şeyleri görebileceği bir pazar olduğunu hissettikleri zaman onlar zaten gelir bunu çıkartırlar. Biz de onları izleriz. Yani öyle gider bu iş. Ama bence, yani ben öyle görüyorum. İnanmasam da girmezdim. Çünkü öyle gördüğümü hissedip girmediğim ürünler de oldu. Bir tanesi demin söylediğim scooter. Ya burada mutlak bir şey var. Bir şey geliyor. Sanatçı sonuçta bunu yapan, bu dizaynı yapan. Onun retroyu düşünmesi. Sizin onu oradan şey yapmanız, pop culture demeniz falan zaten geliyor yani. Bence şey geliyor çünkü yani ben onu hani Avrupa'da özellikle sıfır emisyon araçların, özellikle böyle hafif ekonomik araç çok popüler olacağını, yeni bir trend olacağını düşünüyorum. Çünkü o bahsettiğiniz hız kazanma ve konfor aslında insanların zamanı yönetmek için, zaman kazanmak için yaptığı şeyler. Bence burada da bir Türk teknoloji şirketinin bunu görüp yer alması, evet bu bir risk. Yani belki işler tersine de dönebilir ama bunu görmek ve buna hamle yapmak bence büyük cesaret işi. Teşekkür ederim. Siz de yani o ne diyor olarak buraya geldiniz. Ben onunla da ilgili çok gururluyum, söyleyeyim. Yani hep de diyorum, eskiden basılı medyanın bir gerçekten bunu yapan ve gerçekten her şeyiyle düşünen bir şeyi bugün dijitalde varsa bence o ne diyor ve siz de bugün buradasınız. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ama ben burayı da çok sevdim. Az önce zaten işte lansmandan sonra ekiple de sohbet ederken mesela hatta isimlerini de vereyim. Meriç ve Aytunç Samsun Üniversitesi'nde okuyorlarmış. Burada staj yapmışlar. Şimdi burada da çalışmaya başlamışlar. Çok hoşuma gitti. Ben de Karadenizliyim. Hani dedim yani buraya hep mi istediniz? Evet abi stajı da burada yaptık falan dediler. Çok hoşuma gitti. Kurumsal iletişimden Meriç, Aytunç selam size. Bak CEO'nuzun yanında söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Oradan hemen şeye de bir sorayım. Türkiye'de girişimcilere vereceğiniz 3 tavsiye neler? Bir girişimciden tavsiye almak da zordur biliyorum hani. Çünkü hemen insanlar yanlış algılayabilir. Ama 3 tavsiye. Özellikle Refancy yaparken sizin evet. deneyimlediğiniz benim tavsiye tek bir olarak. Tavsiyem var. Girişimcilik yapmadan önce girişimcilik yapmış birinin yanında en az 5 sene kalın. Çayını doldurun, çorbasını getirin. Ne yapıyorsanız yapın. Ondan önce bir şey yapmak bence çok çok aşırı riskli yani. Çünkü o bir refleks. Orada bir refleks bütünlüğü var. O refleksi öğrenmek lazım. Yani girişimcilik deyince hani diyorlar ya adamın genlerinde var falan filan. O biraz bence çok iddialı bir söylem. Bu da girişimcilikte her şeyde olduğu gibi bir tecrübe, bir uzmanlık. Onu yaşamış, o eli almış birinin yanında 5 sene kaldıktan sonra zaten istesen de girişimci olmama şansın yok yani. Evet yani sadece zekanıza güvenmek, o içgüdünüze güvenmek doğru değil. Uzmanlık bir meslek ve o mesleği yapmış biriyle çalışmak tecrübe kazanılır sonra. Bir de zaten çok da riskli yani girişimcilik. Yani tabii. İçgüdü ve zekaya güvenerek girdiğinde sonuçlar çok kötü de olabilir yani. Tabii şey de olabiliyor. Hani kimisinde ailesinde var. Ne bileyim işte dayısı, babası falan. Onun yanında yaz stajlarıyla falan da pişebiliyor. Yani 5 yıl dedim ya. Hani öyle bu kanun değil tabii de ağzımdan öyle çıktı. Ama mutlaka her işte olduğu gibi tecrübe en önemli şey. O işin ustasından o tecrübeyi almak lazım. İyi bir tavsiye bence. O zaman hemen şunu da sorayım. Yani Refancy'nin, Reader'ın
bugüne kadarki teknoloji vizyonuyla örtüştüğü şey ne? Hani hep ulaşılabilir teknoloji diyordu ya Reader. Refence'de de bu vizyon mu buraya getiriyor? Aslında daha da somutlayayım. Benim hoşuma giden. Ürünün, aracın fiyatı belli. 280 bin TL. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani bence bu piyasayı hareketlendirecek. Katılıyor musunuz buna? Ulaşılabilir olacak gerçekten. Evet. Yani burada soralım, gençlerde var. Alabilir misin 280 bin TL'ye herhangi bir araç? 280 bin TL'ye bir araç bence çok iddialı Türkiye şartlarında değil. Ben mi yanlış düşünüyorum? Haksız mıyım? Bence değilim. Yani ben şöyle söyleyebilirim. Bu işi uluslararası bir şirket yapsa, bu ürünü yapsa Türkiye'ye satış fiyatı 700 bin liranın altında olma ihtimali sıfır. Girişimciliğin bir de bu tarafı var. Yani bizim şansımız yerel olmamız. Biz buradayız. Zaten bir sürü kasımız var. İşte satış dükkanımız var, oyumuz var, buyumuz var, devletle ilişkimiz var, tüketiciyle ilişkimiz var, halkla ilişkimiz var. Öyle olduğu için bir de kendi reklam ihtiyacımız var. Mesela bu ürünü fiyatlandırırken biz pazarlama bütçesinden kullanıyoruz. Onlarla beraber bu çıkıyor ortaya. Belki de hani ilk sorunuz da bunu atladım. Şimdi çıktı yanıtı. Tanıtmak için ne yapıyorsunuz? Evet, yani bütün bütçelerimizi, Ayşegül Hanım var bizde marketingin başında. Televizyon reklamı verecekti. Dedim ya verme. Yani vermeyelim televizyon reklamını. Neden? Bir aylık o bütçeyi ver bana dedim. Ben şunun fiyatını biraz düşüreyim dedim. Yani çünkü burada daha çok bir görev var. Yani televizyonda çıkacak. İşte yok telefonum şöyle iyi böyle iyi. Millet görecek, gidecek, alacak. Yani bir de artık bence reklamcılık da öyle olmamalı yani. Direkt kameraya bakıp söylemeli, ürününü anlatmalı yani. Biraz o Amerika'da öyle de o kadar da değil. Ama yani tabii işte sizin bu yaptıklarınız falan bence gerçek marketing böyle yani. Ama burada tabii konuştuğumuz ürün enteresan, konuştuğumuz konu enteresan, her şey enteresan. O yüzden 200 bin lira tanede aracı çarpı 100 ne yapıyor? 20 milyon. Televizyona reklam versen daha çok vereceksin. Buraya harca. Ama bunu tabii uluslararası şirket yapamaz ki. Bu bizim küçüklüğümüzde, bizim bu lokalliğimizde olabilecek bir şey. Onun için dedim yani biz bunları yaptıkça uluslararası şirket buraya gelir. Der ki zaten kazan kaynıyor. Hadi bakalım der yani. İşte onlar hep birbirine gidecek şeyler ama yine dediğiniz gibi biz de 16 yıldır bu işleri yapıyoruz. Defalarca yaptık. O zaman o Reader'ın ulaşılabilir teknolojisiyle bu vizyon örtüşüyor. Yani marketing bütçesinden bile kısıp ulaştırmaya çalışan bir şirket. Bence iyi bir vizyon. Bir de şeyi sorayım. Genel elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceği hakkında ya. Sadece L6 değil. Elektrikli araçlar bu teknoloji kullanan araçların yaygınlaşması için iyi bir bahane oldu bence. Tabii iddialı şeyler söylememek lazım ama teknoloji, otomotive, teknolojiden gelen biri olarak söylüyorum. Elektrikli araçlarla daha iyi yansımaya başladı. Yani belki diğer araçlarda kullanamadıkları argümanları üreticiler elektrikli araçlarda bahane edip kullanmaya başladılar. Tabii o çevreselliğin verdiği desteklerle de onlar daha ulaşılabilir olunca teknoloji kafasını soktu otomotive. Yani bu bizle olmadı. Zaten bence elektrikli araçla oldu. Ama şeyin de yani Elon Musk da onun şifresini verdi, konuşmalarını izlerseniz görürsünüz. Bence Elon Musk bile elektrikli araçtan başka araç üretecek. Ama tabii şimdi orada mesele o otonomiteyi alıp koymak ve teknolojiyi tam olarak kullanıcının önüne, arabanın içine oturduğu zaman karşısına koymak. İşte onu yaptıkları noktada artık araç neyi yakıyorsa yakar. Ama elektrikli araçlar teknolojinin o kapıdan, otomotiv kapısını açıp içeri girmesinde bence iyi bir sebep oldu. Zaman içinde bu bir ihtiyaç meselesi. Yani bu tip bizim yaptığımız araç tipinde bence elektrik kalır. Ama daha büyük araç otonom sürüşler, bütün o bildiğimiz sensörler, teknolojiler, bilgisayar yazılımları, işletim sistemleri falan geldiğinde bugün elektrikli olan araç belki yarın başka bir yakıt kullanır. Onlar değişebilir. Ama kesin olan bir şey araç teknolojilerindeki otonom sürüşler, bilgisayarın oraya devreye girmesi falan, o IoT çözümleri falan onların hepsi artık arabaların içine tabii girecek. Artık yani bir app gibi oldu araçlar biraz. Elon Musk demişken yine burada sormuşlar bir teknoloji girişimcisi olarak en çok ilham aldığınız kişi kimdir diye. Var mı böyle biri? Şimdi vereceğim yanıt hiç çekici bir yanıt olmayacak ama yani benim idealize ettiğim herkes geçmişte tecrübesini aldığım insanlar. Yani öyle tanımadığım falan bir insanı idealize etme şansım yok. Lüksüm de yok. Çünkü bence bir insandan bir şeyi alman için gerçekten onu yaşaman lazım. Ama tabii ki hani Elon Musk'ın da işte diğer bütün o insanların da biraz onlar aslında şey mass marketed snack yani o videolar. Onları izliyoruz. Alabileceğimizi alıyoruz. Tabii gaza da geliyoruz. Ya daha çok gaza geliyoruz doğru. Yani hiç negatif bir şey oradan gelmiyor aslında. Öyle yani o hamburger yemek gibi bir şey aslında. Ama gerçekte idealize ettiğimiz insanlar tabii ki bu işi öğrendiğimiz ustalarımız. Bize hani bu tip ortamlarda, parayla ilgili ortamlarda, ticaretle ilgili ortamlarda, sanayiyle ilgili ortamlarda
ortamlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda bunları öğreten insanlar onlar yani. Aslında girişimcilikte de usta çırak ilişkisi var yani. Tabii mutlaka var. Yani zaten bence Türkiye, bu topraklar dünyanın en büyük girişimcilik merkezi. Çıktığı yer burası. Hatta ben Hollanda'da yaşıyordum. Bayağı bir krizin olduğu bir dönemde Avrupa'da. Almanlar için o zaman orada dediler. Yani Almanya'daki Türkler olmasa Almanya şu ara batardı. Yani Türklerin oradaki girişimci ruhuyla bir ayakta kalan bir ülke oldu. Bizde çok var yani, hep duyarsınız ya. İki adam iş yapmaya başlar. Sonra ne oldu? Ortaklar ayrıldı. Niye? Ortağın yanındaki müdür kendi işini kurdu. Evet. Yani bu girişimcilik bizde çok var. Çok da güzel, çok değerli bir şey. Ama dikkatli ve eğitimli ve tecrübeli, yani dediğiniz gibi o usta çırak ilişkisiyle bence alınması gereken bir şey. Zaten çok yetenek de var. Yani Silikon Vadisi'nde de birçok teknolojinin başında Türkler de oluyor. Birkaç tane hatırlıyorum. Çok önemli bir teknolojinin başında da, yani mühendis olarak orada, ama kendi markanı kurmak, girişimi run ettirmek ayrı bir mesele. Ya şimdi mesela o Kaliforniya'daki girişimlere baktığınız zaman o çok ayrı bir şey. Çünkü oradaki sistem, oradaki ekosistem, yani bizim mesela şimdi şirketimiz 16 yıl önce evden kurulmuş bir girişim olmasına rağmen bizde yani bir mesela bir VC yok. O VC'nin orada temsilcisi yok. İşte senin orada uyman gereken kural seti yok. Bilmem ne. Yani oradaki Amerika'daki girişimciler kural setinden geçerek geliyorlar. Yani onlarda bir usta çırak ilişkisine gerek yok ki. Zaten sürekli kendi kendini kontrol eden, dengeleyen bir sistemin içerisindeler. Bizde öyle bir sistem yok ki. Bizde herkes kendi macerasını kendi çiziyor gibi bir durum var. Çiziyor ama işte onun için sevdim o lafı. O rasyonel sezgisel var ya, o dengeyi kurmayı öğrendikten sonra çiziyorsa iyi çiziyor. Onu kaçırdığı zaman da şey yapıyor. Öyle bir değişik yani bizim toplumun şeyi. Peki bir kurucu girişimci olarak Reader'ın bugüne kadar geldiği noktaya bakınca en gurur duyduğunuz an hangisi? Ya bir saniyeliğine gurur duyup ertesi saniye unutuyorum, öyle söyleyeyim. Ama en son gurur duyduğum an şu Bistelli haberini okuduğumdaydı. Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Girişimcilerin laneti bu. Böyle birçok şeyi yapıyorsun ama hiçbir şey yapmadım, her şeyi kötü yaptım, biraz sonra belli olacak diye hissediyorsun. Ama ne zaman arada böyle bir şey gelince, ya bir şey doğru yaptım galiba diye hissediyorsun. Ama sonra 5 dakika sonra, yok ya ben yine yanlış bir şey yapmışımdır diye devam ediyorsun. Ama bu işin de galiba kaderi bu yani. Evet yani. Tekrar Refancy'e dönersek, bir sürücü olarak, yani şimdi Refancy'nin CEO'su olarak değil, bir sürücü olarak nasıl buldunuz aracı ve ne tür bir deneyim bekliyor? Ben aynı zamanda firmada ürün geliştiren kişiyim. Asıl işim o. Leader'ın içerisindeki. Bizim bütün ürünlerimiz, bazıları hariç ama çok azı hariç, tamamen benim elimde böyle aylarca geçmeden ve ben bütün her şeyini değiştirmeden çıkamaz yani. Bu araçta da tabii yani değiştirmediğim yerler silecek. Başka herhalde yok. Tasarım? Yani tasarım tabii değiştirdim ama Rıfat'ı ben getirdim. Yani Rıfat'ı ben yaşadım. Rıfat'ın duygusunu ve ruhunu çok iyi biliyorum. Yani başka kimseye emanet edeceğim bir şey değil. Yani o insanın çok ayrı bir kafası var ve hani çok da real bir kafası var. Öyle bir şey yani o. Ama dediğim gibi her yerine dokundum ben yani onun. Her şeyine. Süspansiyonundan, motoruna, bataryasına, kablosuna, aklınıza gelecek her yerine dokunduk. Şu ana kadar yaptıklarımızla bana göre en iyisi. Ama ben aracın dışı kadar iç konforunu sevdim. Yani o merkezi kilit sisteminin olması, tek düğmeyle birçok erişime sağlıyor olması, selektörü vesaire. O içe de yapılan yatırımla bir araba hissi daha çok gelmiş. Özellikle rakiplerine göre bence. Evet. Yani o orada tabii şey çok etkin oldu. Biz tasarımı bir sanatçıya verdik ama sanatçı aynı zamanda mimar. Aynı zamanda da normal bir sanatçı değil. Yani kendi cebinden gidip Venedik'te sergi açan bir adam yani. Çok değişik bir adam. Böyle bir aracı bu kadar küçük bir alanda değiştirmek ve kendi o tasarımsal özelliklerine getirmek çok ince bir işçilik gerektiriyor. O arabanın içindeki araba hissiyatıyla ilgili olan konuda mesela şunu yaptıklarını biliyorum. Ses testleri yaptık. Normalde bu tip araçlarda içine oturduğunda, o uluslararası olanlar biraz daha farklı tabii. 78 dB falan ses gürültü ortamı. 78 dB de uçakta pırpır uçağın içinde. Ben bir kere kızımı uçurtmuştum onunla. Şey diyordu ya, cam araba uçağın yanından hava geliyor. Ne biçim uçak bu falan. Onun içinde 78 dB. Ama mesela Boeing 787 Airliner, o Türk Hava Yolları'nın yeni aldığı o en büyük uçaklar, onlarda 68-69 dB. Yani o 78'den 68'e muazzam bir ses farkı var. O izolasyonu yaptılar. Zaten o hissi veriyor. Kullanırken de veriyor. Amortisörler işte normalde bu tip araçlarda yağlı amortisör kullanılmıyor. Onlar yağlı amortisöre çevrildi. Jantları zaten direkt Türkiye'de büyük bir jantçı var. Cevher diye İzmir'de. Onlar yaptı.
yaptılar bize özel. O da özel tasarım bir jant zaten. Dolayısıyla biraz araçtan uzaklaştırıp biraz yaklaştırdığımız ama içine oturduğunuz zaman kullandığınızda dediğim gibi ben tek fark hızı görüyorum. Bazen de şimdi kendi kendime şey diyorum. Ya zaten hız ortalaması bazen de oluyor ya. Hani basıyorsun ediyorsun ondan sonra yavaşlıyorsun falan ortalamaya bakıyorsun 70 yapmışsın. Böyle şehir içinde falan bir yer olduğu zaman zaten bununla giderim ben. Dolayısıyla evet normal bir araba hissiyatı veriyor. Sadece hızı o kadar değil. Konforu elektrikli sıfır emisyon olması bildiğimiz araba aslında. Elektrikli evet. Araba. Ki bence siz söylemeyin ama rakibine göre daha bir araba onu söyleyeyim. Ben onu bu arada çok daha beğeniyorum. Araba. Ben de beğeniyorum. Ben ikisini de gördüm. Özelliklerini de karşılaştırdım. Şimdi adını almayalım. Ama Refense daha bir araba. Ama tabii Türk müşterinin mutlaka soracağı bir soruyu da sorayım. Refense yokuş çıkabilecek mi? Kağıt üzerinde 38 derece. O bizim koyduğumuz motor gereği. L6 olduğu zaman bir sertifikasyona tabi. O uluslararası bir sertifikasyon ve Avrupa Birliği onaylı gelmesi lazım. Oradaki kural şu. Diyor ki 6 kW motor maksimum ve 45 km hız maksimum diyor. Bu 6 kW motor yerine 3 kW motor da olduğunda bu araçta 45 km hız yapıyor. Ama şimdi biz buna 6 kW motor koyduk. Aslında 90 km de yapıyor. Ama hızı kesmek zorundayız. Dolayısıyla yokuşu çıkarken aslında o tork var. Yani anladım. Güçlü çıkıyor ama tabii şimdi onun testlerini yaptık. Kendi şeyimizde yaptık, değerlendirmelerimizde yaptık ama tam böyle matematiğe döküp tam böyle numerik ve bir açıklayacak bir seviyeye gelecek şekilde videolu gösteren şekilde de yapılacak. Yani şu anda 38 dereceyi çok rahat söyleyebilirim. Valla sona geldik. Eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Yani burada başka sorular da var. Hani Fancy bu pazarda nasıl rol oynayacak? Aslında bunu konuştuk. Özellikle L6 modellerin ne anlama geldiğini, çevre dostu olduğunu, yeni bir pratiklik ve ekonomiklik sağlayacak için özgürlüğe getirdiğini, Reader'ın vizyonunu her şeyi konuştuk aslında. Ben aracı da çok beğendim. Benim şahsi görüşüm tabii ki. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür gerçekten ederiz. Gerçekten benim için sizin burada olmanız şu an çok büyük bir gurur. Bizim daha yeni kurulduğumuz yıllarda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımdan bir tanesi geldi dedi ki yeni bir site açılmış bu kesin patlayacak buraya reklam vermemiz lazım falan filan. Ya bu ne falan filan dedim. Daha yani o hızlı olmak çok önemli. Biz hadi yapalım diyene kadar zaten patlamıştı. O yüzden hani burada olmanız ve bu program inşallah kalır yani insanlar izler. İki kardeş startup gibi aynen öyle oldu evet. Çok saygı duyuyorum dediğim gibi. Yani Reader'da da aslında aynı duygular var. Sizin yaptıklarınıza bakarak söylüyorum tabii. Ben gelip sizin şirketinizi görmedim. Bekleriz ama bu arada her zaten zaman. Zaten bence bir şeyi o duygular olmadan bu derece yapmak pek mümkün değildir. Diyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Bugün Samsun'daydık. Bunu son kez ve gururla söylüyorum. Bir Türk teknoloji şirketi elektrikli, %100 elektrikli bir araba üretti. Onun da mimarı yanımızdaydı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Refense'yi inceleyin diyoruz. Hoşça kalın.